Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde PHP ile üyelik işlemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kayıt sayfasında bir form oluşturmuştuk. Daha sonra ne yaptık? Bu formda verileri aldık, gelen verileri. Bunların varlığını kontrol ettik ve en son filter var ile biz bunu filtreledik. Bir önceki derste yapmayı unuttuğumuz bir şey var. O da şu. Bağlantı klasından sonra aşağısında biz bu bağlantı klasını aktifleştirmemiz gerekiyor. Yani obje olarak tanımlamamız gerekiyor. Bu şekilde tanımlıyoruz. Şimdi biz e-mail'i kontrol ettik. E-mail'i kontrol ettikten sonra bir de bu kullanıcı daha önce bu e-mail'de kayıt olmuş mu olmamış mı ona bakmamız gerekiyor. Ona da bakalım. Kontrol adında bir değişken oluşturalım. Ve diyelim ki bağlantı db prepare diyelim. Select yıldız from kullanıcı tablomuzda nerede e-mail'in içerisinde e-mail'de kontrol edeceğiz. Bu kullanımı zaten hatırlıyorsunuz video derslerimizde. Şimdi ne yapacağız? Control bind param ile öncelikle parametremizi belirteceğiz. Ne e-mail, değişkenimiz ne? Yine e-mail. Ve tipimiz ne? PDO, param, string. String türünde bir veri gelecek. Daha sonra ne yapacağız? Biz bunu execute ile işleyeceğiz. Şimdi işledik biz bunu. Daha sonra ne yapacağız? Sayısını alacağız. Yani sayı diyelim. Yani kaç tane veri gelecek? 0 mı gelecek? 1 mi gelecek? 2 mi gelecek? Control, raw, count diyeceğim. Yani şu anda ben bu e-mail veri tabanında kaç tane değerde var diyorum. Kaç tane satırda var diyorum. Bizim için önemli olan bunun sıfır olması. Sıfır olursa ekleme işlemi yapacağız. Sıfır olmazsa ekleme işlemi yapmayacağız ve diyeceğiz ki bu kullanıcı veri tabanında mevcut diyeceğiz. Tamam. Bunu da yaptıktan sonra şimdi ekleme işlemlerine gelelim. Önce sorgu adında bir değişken oluşturalım. Ve diyelim ki bağlantı db prepare diyelim. Ve ne diyeceğiz? Insert into kullanıcı. Daha sonra ne yapacağız? Kullanıcılarımızın kullanıcı tablomuzdaki değerleri gireceğiz. İsim, soy isim, e-mail, şifre ve cinsiyet. Son olarak da kayıt tarihi. Bakalım kayıt tarihi 2, 4, 6 tane değer girmemiz gerekiyor. 2, 4, 6 tane değer girmişiz. Daha sonra values kısmına gelip bunların her birine soru işaretini koyuyoruz. 2, 4, 5 ve 6 tane. Son olarak buraya noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Bakalım. 2, 4, 6. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biz buna execute ile bu sorguyu işlememiz gerekiyor. Şu şekilde işliyoruz onu da. Buna da bu değişkenin de başına ekle diyorum. Execute içerisinde biz bunları nasıl işliyorduk? Array içerisinde bu değerleri gönderiyorduk. İsimi gönderelim. Soy isimi gönderelim. Tabi sırayla gönderiyoruz. Daha sonra e-mail'i göndereceğiz. Şifremizi göndereceğiz ama şifremizi MD5 ile şifreleyip öyle göndereceğiz. Şifre diyelim. Daha sonra cinsiyetini göndereceğiz ve tarihi göndereceğiz. Yani kayıt tarihini göndereceğiz. Şimdi kayıt tarihinde şurada ekleyelim. Tarih diyelim. Date deyip YMD diyelim. Şimdi burada yapmamız gereken şey eğer ki ekleme işlemi başarılıysa diyeceğiz ki echo aramıza hoş geldin. Eğer değilse diyeceğiz ki üzgünüm kayıt olamadın. Şimdi çalıştıralım bunu. İsmine Mert diyorum, soy ismine Buldur diyorum, e-mailine buldurmert@gmail diyorum, şifresine 123 diyorum. Bakın aramıza hoş geldin dedi. Ama verileri bu şekilde attı. Bakın şurada yaptığımız hata şu. Şunları kaldıralım.
Böyle bir hata yaptık. Nasıl yaptık ben de anlamadım. Dalgınlığımıza geldi galiba. Şunu silelim. Ve bunu tekrar çalıştıralım. Aramıza hoş geldin dedi yine. Bakın bu sefer değerlerimizi gönderdi. Şu an her şey çok güzel. Biz şu anda ne yaptık? Kullanıcı kayıt oldu. Kayıt olma işlemini gerçekleştirdi. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste bu kullanıcı kayıt olduktan sonra session'ını oluşturup ana sayfaya nasıl yönlendirebiliriz onu göstereceğim. O derste görüşmek üzere.